Merhabalar. Hoş geldiniz hepiniz. Büşra Sürürler. Burada Ön Türk Akademisi'ni temsilen bulunuyorumlar. Türk Balık Adamlar Derneği'nin Türkçe konferanslarından birincisini daha bugün yapıyor olacağız sizlerle. Bugün antik haritalarda İskitler konulu konferansımızda Sayın Sibel Zerin'i dinliyor olacağız. Kendisini ben sunumu için, değerli sunumu yaptığı için buraya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Melat Hocam. Merhabalar. Evet. O halde madem giriş konuşması yapıldı, çok daha fazla beklemeden başlayalım. Evet. Buradan tıklayarak o ekrana devam edelim. Aynı anda şeyden göremiyorum değil mi buradan? Hocam onda ufak bir sıkıntı olabilir. Ha. En azından şey düzeltmişken böyle devam edelim. Bakalım. Evet. Peki. Şimdi bu keçeden bir atın üzerine örtülen eğer örtüsü İskit kurganlarından çıkarılmış. Bunu en başa koymayı uygun gördüm. Bir dağ keçisi motifi. Türk boylarının çok fazla kullandığı, çok gayet sağlam gördüğünüz gibi yaklaşık işte milattan önce 1700 yıllarında yıllarından kalan bir kurganda bulunduğu düşünülüyor. Şimdi yine bu İskitlere ait bir figür. Bakın Kulova kurbanı Kerç Kırım'da Petersburg'daki Hermitage Müzesi'nde bulunuyor. Efesli şair Hipponaks yazdığı şiirde İskitlerin botlarını Grekçe askerai olarak adlandırıyor. İlginç bir kelime. Evet, botun adı bu. Bu bakın birisi botunu tutmuş, bir tane asker. Tipik olarak sağ taraftaki adamın öne doğru uzanan sivri külahı var. Tipik bir İskit. Şu antik haritalarda İskitler. İskitler, eski çağda devamındaki çeşitli yazılı kaynaklardan edinilen bilgilerin ışığı altında bu bilgileri doğrulayan, zenginleştiren arkeolojik bulgular yardımıyla adları günümüze kadar ulaşmış olan ilk Türkler ve ilk Türk devletidir. Şu andaki bulgular itibariyle. Burada kullanmış olduğum Türkler ve Türk tabirini lütfen ırki anlamdan çok sosyolojik ve kültürel anlamda, yani bir üst kimlik olarak algılayınız bugün olduğu gibi. Üç kıtaya yayılan coğrafyanın büyüklüğüyle paralel olarak Türk dünyasını kapsayan çoğunlukla çağdaş yazılı kaynaklar gerçekte çok çeşitli ve çok zengin. Asur, Babil, Pers, Grek, Roma, Latin, Bizans, Arap, İran, Avrupa, Çin, Hint, Türk ve araştırmacılar hiçbir kaynağı göz ardı etmeden değerlendirmek zorundadırlar. Bu onlar için kaçınılmaz bir görevdir. Neden bunu böyle söylüyorum? Çünkü arkaik veya antik Türk tarihi denilince genelde araştırmacılar Çin yıllıklarına bakarlar, Çin kaynaklarına bakarlar ve biraz erken Arap kaynaklarına bakarlar. Halbuki Latin ve Grek kaynaklarına bakmazlar. 19. yüzyıldan bu yana muhtelif aralarla günümüze kadar ulaşan araştırmalardan şu sonuçlar çıkıyor. Doğuda Büyük Çin Seddi'nden, kuzeyde Sibirya'dan, güneyde Tanrı Dağları'na, batıda ise Tuna Havzası'na, Macaristan ovalarına kadar uzanan doğu-batı yönünde 7000 kilometreyi aşan geniş Bozkır kuşağındaki coğrafi alan İskitler olarak tanımlanan, İskitler diye tanımlayan Grekler. Grekler İskit diye tanımlamışlar bu boyları. Şöyle geçiyor, geleceğiz zaten oraya. İskitler olarak tanımlanan genellikle konar göçer halkların yayılma bölgeleri olmuştur. Milattan önce 8. ve 7. yüzyıllardan itibaren de kısmen Ön Asya'yı hemen hemen de bütün Anadolu'yu içine alan coğrafyayı kapsamaktadır İskitlerin egemenlik alanı. Şimdi burada bir antik harita, konumuz antik haritalarda
İskitler. Şunu göz ardı etmemek lazım. İskitlere antik kaynaklar Tartar da diyebiliyorlar. Tartarlar. Şimdi şurada ondan sonra yukarıdan Tale Uloma diye bir şey. Çok silik tabii, belki sizler şey yapamıyorsunuz, göremiyorsunuz. Mesela buradan Skiva diye yazmışlar. Buradan Tale. O Tale dediği ondan sonra şuradan birleşik. Bakın burada Tartarum yazıyor. Neresidir burası? Burası Asya'nın ondan sonra kuzeyi olduğu gibi. Evet, bu çok eski bir harita. 1200'lerden kalmış. Yani milattan sonra bir orta çağda 1200'lerden kalan eski bir harika. O zaman dünyayı böyle tasavvur ediyorlarmış. Yine bakın Tartaria Imperium diyor. Burada gördüğünüz gibi Hazar Denizi, Kaspiyan dedikleri şu Hazar, burası Kuzey Buz Denizi. Şurası olduğu gibi tutup, bakın Skitian yukarıda değil mi? Montorio. Ve burada Okeanus Skitikus diyor. Yani İskit Denizi. Veya başka haritalarda biz bunu Okeanus Tartaricum olarak da görebiliyoruz. Fark etmiyor, İskit eşittir Tartar onlar için. Antik çağ kaynakları için. Tartaria diye şu Hazar Denizi'nin kuzey doğusundaki yerleri gösteriyor. Çok bu taraflara kadar gitmiyor. Niye bunu böyle söylüyorum? Genellikle bu haritalarda göreceğimiz şey şu. Türklerin, yani Türk boylarının, İskit olur bu, efendim işte bunların içinde olan Sarmatlar olur, Alanlar olur, Utrigurlar olur, Kutrigurlar olur, her ne olursa olsun. Hepsi Hazar'ın kuzeyinde, yani Hazar'ın kuzey kısmına doğru kümelenmişler. Sanki ilk çıkış yerleri o nokta gibi. Bu da evet. Evet, şimdi bakın bu da yine antik harita. Skitia Serica diyor. Serica İskit toprakları demek. Terra incognita, bilinmeyen evet topraklar. Ama şurada bakıyorsunuz, burası okyanus. Yine İskit Okyanusu olarak geçiyor. Şimdi şurada Skitia Intra Umaum, iç İskitler, iç İskitlerin iç toprakları. Şurasını da, yani Serica dediği İpek ülkesi, yani Çin, ondan sonra bugün Çin. Şuradaki Hippophagi diye bir isim görüyoruz. Bu Hippophagi ata binen, yani göçebelerin, bunlar göçer kişilerin yaşadığı yerler. Yine burada Abiyi Skitia, bakın İskit bölgesi yoğunluk olarak bu tarafta kümelenmişler ama şurada da ondan sonra bu bölgelerde daha kuzey doğuya doğru da İskitler görülüyor. Yine gördüğünüz gibi Hazar Denizi'nin kuzeyini işaret ediyorlar. Yine burada bakın Skitia ve Tartarlar diyor. Şurada Tartar kelimesini görüyoruz. İskitler ve Tatarlar, Tartarları aynı kabul ediyor. Şurada Ostrogotları yazmış. Ve İskitlere komşu Sarmatlar. Hatta bugün yani şurasını Baltık Denizi'ne o zamanlar Sarmat Denizi, Sarmatların Denizi olarak isimlendiriyorlar. Harika hocam. Haritanın. Ben de Ayşe'ye soruyorum. Bu harita, yani bu 16. yüzyılda yapılan ondan sonra bir haritadan 16. yüzyılda, yani kökeni 16. yüzyıl olan haritadan 19. yüzyılda yapılmış, tekrardan çizilmiş. Bütün bu haritaların kaynakları, şimdi 16, 17, 18. yüzyıl önemli değil. Bütün bu haritaların, şu gördüğünüz haritaların ana kaynağı Herodot'tur. Yani antik çağda yapılan haritalardır. Herodot haritasıdır. Göreceğiz onları birazdan. Antik çağ yazarlarına işte Plinius'un, Pompeius Melanum'dur. Strabo'nun haritasıdır. Kaynak bunlardır. Aşağıda Barbarian Inroads diye yazıyor. Yani barbar göç yolları olarak sıralamışlar. Evet. Demek ki onların hepsi barbar olarak. Yani şimdi tabii antik Grek kaynakları kendilerinden olmayanları hep barbar diye nitelendirmişlerdir. Efendim?
Yabancı anlamında. Tabii yabancı anlamında. Yani hani böyle belki kırıp döken, yok eden anlamı da çıkar buradan ama kendi... Evet. Doğru söylüyorsunuz hocam. Kendi dillerini konuşmayan kişileri varlık olarak nitelendirmişler. Şimdi İonyalı şair Homeros, herkesin bildiği. Milattan 1800'ler civarında İzmir'de yaşadığı sanılmaktadır Homeros'un. Anadolu'da. Şimdi Homeros'un dünyası bu. Milattan, yani İsa'dan önce 1000 yılında Dürörtü'ye koymuşu Homer, Homeros'un dünyası. Dünyayı bu şekilde biliyorlar. Burada bakın hipomolgi var şu ifade, evet. Tabii daha ondan sonra Bulgaristan'a doğru getirmiş. Şu kısımda herhangi bir şey yok Homeros'ta. Hipomolgiler at sütü içenler demek. Molgi sütü, milk. Bugün de değil, İngilizce milk. Hippo, ondan sonra at demek. At sütü içenler burada yaşıyorlar. Homeros'un destanında zaten bundan bahsediliyor. At, ıslak sütü içenlerin Karadeniz'in kuzeyinde yaşadıklarını belirtiyor. Eski Latin kaynaklarına göre dünya haritası. Tekrar ediyorum, bunlar Homeros'a göre, Herodot'a göre ve antik çağ yazarlarına göre yapılmış haritalardır. Şimdi burada oklan gösteriyorum. Şimdi şurada Skitae yazıyor bakın. Skit, İskitler. Pontus, Exilius, bu Karadeniz ve Hazar Denizi. İskit ülkesi burada daha Asya'nın kuzeyine doğru yer almış. Aslında göreceğiz. Burasına Trakya denir ama İskitleri şuraya kadar da yayan, gösteren haritalar var. Evet, İskitler Asya'da. Pomponius Mela. Bunun hakkında biraz bilgi verelim. Dünyayı 5 bölgeye bölen tek Romalı coğrafyacı. Batı Avrupa üzerinde bilgisi Grek coğrafyacılar sayesinde oldukça ilerleme kaydediyor. İşte İspanya'nın batı kıyılarını, Galya koylarını Biscay Körfezi'yle Eratosthenes ve Strabon'dan daha doğru olarak tanımlıyor. İngiliz adaları ve bulundukları konumu daha açıkça vurgulamıştır. Kuzey Avrupa hakkındaki bilgileri yetersiz olsa da Codamus Sinus adında bir körfezden bahsediyor. Burada aslında önemli olan o zaman Skandinavya tam olarak sınırları verilemiyor. Ama Kuzey Almanya'da yer alan bu körfezde birinin ismi Codanovia olan birçok adadan bahseder ki bu isim Plinius'un büyük çalışmasında Skandinavya olarak yeniden ortaya çıkıyor. Codanovia ve Skandinavia, Proto-Germanik'in Latin tercümelerinde Skadinovio olarak geçer ve Almanca ismi Skandinavia'dır. Pomponius Mela'nın haritası. Neden biraz bilgi vermek ihtiyacını hissettim? Yani bunlar gerçekten ciddi çalışmış haritacılar o dönemde. Bakın burada da Okeanus Skitik, İskit Okyanusu. O zaman Hazar Denizi ile Kuzey Buz Denizi arasında bir kanal olduğunu düşünüyorlarmış. Hiper Borea, kuzey rüzgarlarının en sert estiği alan. Bunu Hiper Borea olarak, Bora, Türkçe Bora değil mi deriz? Evet. Türkçe Bora olarak biliyoruz. Bugün bile bunu kullanıyoruz biz. Şurada bakın Skite diye yazıyor. Yine bu defa Asya'nın kuzey doğusunda da bu bölgeye Skite diyor. Çin'i buraya koymuş. Seres, İpek ülkesi. Ve şurada bir kelime göreceksiniz. Saha. Yani sakalar. Bir saha. Evet, Tur. Sakalar. Daha sonraki yani antik kaynaklarda şu bölgedeki bu gördüğünüz okneye gitti. Evet, saha kelimesi aynı bu bölgede mesaget adını alıyor. Bu önemli. Çünkü İskitleri eşittir sakalar olarak da tanımlıyor antik çalışmalar. Bir şey soracağım. O Kuzey Buz Denizi ile Hazar Denizi arasında kanal olduğunu düşünseniz acaba böyle tuna gibi nehirlerle biliyorsunuz hani çıkılabiliyormuş, indiriliyormuş o bölgelerde. Şimdi bakın, şimdi onu şöyle söyleyeyim size. Kuzey bölgeleri aslında çok bilinmeyen yerler. Zaten terra incognita diye yani bilinmiyor.
Evet, oradaki nehir akışlarına bakaraktan, nehir genişliklerine bakaraktan, sudaki değişimleri gözleyerekten ama yukarılara çok çıkamayaraktan, bir de kulaktan dolma, yani daha kuzeyde yaşayan köylülerin anlatımlarından kaynaklanan bir durum bu. Böyle bu şekilde yorumluyorlar tabii. Yoksa hani çok uzun, çok, yani, çok kuzeyler yani bilinmeyen. Ama yani o zaman fikrimi şöyle de ben ifade edeyim size. Bir aması var. Bu belirde Asya, yani Avrupa ve bakın aşağıdaki işte değil mi? Arabistan Yarımadası yok ortada. Doğru düzgün Afrika yarım bilinmiyor diyelim. Bilinen yerler bu kadar. Belki de bu tabii Pomponius Mela'nın yaşadığı dönemin ondan önceki dönemleri de anlatan bir harita. Kıtaların o günlerdeki durumu bugünlerden farklı olabilir. Dünya ilk oluştuğu zaman suyun üzerinde yüzen kıta tek parçaydı. Pangea adını taşıyan. Muhtemelen daha bitişik olabilir birbirine. Ve onlar da bunu bu şekilde resmetmiş olabilirler. Tabii bu yani biraz da jeolojinin alanına giriyor. Kademe kademe bu haritaların ne kadar kıtaların ne kadar zamanda ne kadar mesafelerle açıldığını onlar bize daha doğru söyleyebilirler diye düşünüyorum. Bakın Skandinavya, orada adalar, hadi İngiltere'yi biliyorlar. Skandinavya'nın altındaki adaları çok daha büyük olarak göstermişler. Yani bilinen bu o dönemde. Ama bizim için istisnasız çizilen bütün haritalarda Kuzey Buz Denizi'nin İskit Okyanusu ve Asya'nın kuzeyi, Hazar'ın kuzeyini, hatta Avrupa'nın ortalarına kadar gelecek, göreceğiz onu daha sonra, İskit ülkesi olarak göstermeleri. Şimdi yine Pomponius Mela, burada daha yani ayrıntılı görüyoruz, daha anlaşılır. Pontus, Karadeniz, Azak Denizi, Azov Denizi, Kaspiyan, Hazar Denizi, bakın burada da o kanal hala var, yani bir şey ayrı, Hiperborea, kuzey rüzgarlarının estiği ülke, tanımlanamayan ülke ve Skita, bakın orada. Şimdi sanki ve burası ondan sonra Skandinavya'dan çok bugünkü İngiltere gibi anlaşılmış ama Skandinavya'ya kadar giden bir İskit ülkesinden, uzanan bir İskit ülkesinden bahsediliyor. Bakın burada Skita'ya diye zaten evet, görülüyor. Şimdi Pomponius Mela, buraya gelelim. Bu Pomponius Mela'nın eseri yazdığı, şurada gördüğünüz kelimeyi okuyabiliyorsunuz değil mi? Türkiye. Tisaget Türkaye. Şimdi ben bunu unutmayınız, burada o kısmı olduğu gibi yazdım demek istediğiyle. Pomponius Mela, İsa'dan sonra 43 tarihinde yazdığı coğrafya kitabında, gördüğünüz şu kitap, Azak Denizi civarında verimsiz ve başıboş bırakılmış alanlarda yaşayan kadın hakim Amazonlardan sonra Budinler ve Gelonların ağaçlarla kaplı, ağaçlık bir alanda yaşadıklarını belirtir. Bu ağaçlık alanların ve engin ormanların avcılık yapan Tisaget ve Türkayeler tarafından işgal edildiğini yazar. Milattan sonra 43 yılında burada görüyorsunuz Tisaget ve Türkaye. Bunu Herodot'ta da göreceğiz. Biraz farklı bir biçimde. Bu da ilginç. Yani eski Türk tarihçileri Çinliler, Çin kaynaklarında Türk kavramını, kelimesini sürekli ararlar. Bunun Orhon yazıtlarında, değil mi? İlk defa yazıtlarda Türk kelimesinin Türküt ya da işte Türk diye geçtiğini belirtilen. Halbuki burada bakın, o da nedir? Milattan sonra 8. asır, 7. 8. hadi 4. asıra geri gidelim Türk kelimesi için. Ama burada İsa'dan sonra 43 tarihinde Türk adını görüyoruz. Gaius Plinius Secundus resmi.
Şimdi mayor, büyük diyorlar. Kısaca büyük Plinius, Latince Plinius Mayor ya da yaşlı Plini. Naturalis Historia, doğa tarihi adlı ünlü yapıtı. Harvard Üniversitesi basımından 1961'de reprint tekrar basımı yapılmış. Şimdi bakalım yine aynen Pompeius Mela'da olduğu gibi şurada Maotisi dedikleri şu kelime Azak Denizi. Bu Azak Denizi'nin etrafında şurada yaşayan kavimleri yazıyor. Sarmatlar vardır diyor. Sarmatayı burada görüyorsunuz. İşte Cina, Kokratomeni, Noe, kadınsı veya ana erkil Amazonlar yaşıyorlar. Ondan sonra sayar. Politaeler, Kizikiler, Mesane. Evet, burada bakın yine Tirkae var. Tirkae, Tisagetlerle beraber yaşayan. Natural History adlı kitabında Kimmeryum'u, yani Kimmerlerin yerini, Kimmer yerine geçtikten sonra Azak Denizi kıyılarına yerleşmiş Hadi, Sermes, Sereni, Seyizi, Gnisti kavimleri vardır diyor Linnaeus. Sonra ikiye ayrılmış ağzı ile denize akan ve kıyılarında Medlerin soyundan geldiği söylenen pek çok boya bölünmüş bir halk olan Sarmatların yerleştiği Danais, Don Mekrin'e geliriz. Bunların ilki Amazonların kocaları olan ana erkek Sarmatlardır. Dikkat çekici bir ifade bu. Amazonların kocaları olan ana erkil Sarmatlar. Yani kadınların idare ettiği Sarmatlar diyelim buna biz. Sonra Rifakan dağlarına kadar, Arimpaye'nin bulunduğu engebeli çöllere de sık ağaçlıklı vadilere kadar burada Latince isimlerini verdiği pek çok kavim bunları görüyoruz. Ve Tusaget ve Tirkae'ye yerleşmişlerdir diyor. Tarif ettiği yer Hazar Denizi, daha doğrusu Azak Denizi'nin kuzey doğusu tam olarak Tisagetler ve Tirkae'ler yerleşmiştir. Plinius'un tarihi neydi? Bunun tarihi... Evet, bakın. Evet, İsa'dan sonra 23-79. Yani şeyden biraz sonra. Strabon tarihlere bakınız yazıyor. Amasya doğumlu Strabon, Roma'da okuyup orada çalışan bir Grek coğrafyacısı. İmparator Tiberius'un hükümdarlığının ilk yarısında haritalar içeren ve bilinen dünyanın geçmişi bulunan Coğrafya adlı eserini tamamladı. Strabon'un Avrupa haritası etkileyici şekilde doğrudur. Şimdi bu Strabon haritası burada Mare Kaspi, evet, Hazar Denizi yine. Bakın Sarmatları Hazar Denizi'nin daha batısına almış. Burada Skitya Intra, iç İskitler, Ümaon toprakları. Bunu görüyoruz burada. Ve Saka. Sakaları daha doğuya alıyor. Biz bu biraz önce de söyledim. Bunu Massaget adıyla görüyoruz. Hani meşhur kraliçe var, hükümdarları Tomlis değil mi? Evet, bu o Tomlis burada kurulan devletin kadın hükümdarı. Yine Strabo zamanındaki dünya, bakın Skitya artık yani Avrupa'nın, yani bugünkü Macaristan'ın değil mi? Macaristan ovasına kadar gelmiş, Avrupa'nın ortasına kadar gelmiş Skitya. Burası Skandinavya, İngiltere. Yine bu bölgede Skitya'yı görüyoruz. Ama burada bir fark var. Biraz daha daraltılmış. Hazar Denizi kanalı daha küçülmüş bir halde. Fakat yine mevcut. Burası İndiya, evet, Skitya. Olduğu gibi Kuzey Asya ve Avrupa topraklarını hatta bakın olduğu gibi şu bölgeyi diyelim. Çünkü burada da Hazar'ın kuzeyinde Skitya olarak gösteriyor. Yine Strabon ise Strabon'a dayalı Orbis Terrarum, yani dünya haritası. Bakın Skit, nomad demiş bu defa. Skitaya nomad, yani göçebe İskitler. Konar göçer, evet İskitler. Yine olduğu gibi Hazar'ın kuzeyi ve Asya'ya yerleştirmiş. Yine bu haritaya dayalı bir antik harita daha. Maioetis Azak Denizi. Bakın burada Tartarya diyor. İskit diye. İskit Tatarları diyor. İskit Tartarları.
Hiperborea, Bora rüzgarının en sert estiği yerler. Burası artık kuzey stepleri. Berlin Gieri'nin haritası, antik harita. Hazar Denizi'nin yine kuzeyi, bakın İskitlerin toprakları olarak ve Saka rejyonu, burada görüyorsunuz yine Saka'yı, Sake olarak yazmış. Şunu ifade edeyim ki, yani göreceğiz zaten onu, bu Saka tabirine antik Çin kaynakları Say adını vermişler. Ama biz bunu Massaget İmparatorluğu olarak da görüyoruz bu bölgede. Antik çağda İskitya'daki Grek kolonileri, Herodot tarihinde İskit ülkesinde, bu bölgede, İskit ülkesinde, İskit merkezinde diyelim, pek çok Grek kolonileri olduğundan söz ediliyor. İşte yine Herodot'a göre bu İskit kolonilerinin şu siyah noktalarla yerleri işaretlenmiş. Tauris, işte Kırım'ın bulunduğu ada, Azak Denizi, burası Karadeniz. Burada şu gördüğünüz siyah noktalar Greklerin ticaret yaptıkları yerler ve İskitya olarak geçiyor. Yine bu harita daha tabii yeni çizilmiş bir harita. Neye göre? Herodot'un tarif ettiği Hazar ve Karadeniz kuzeyindeki konuşlanan kavimlere burada işaret ediyor. Geleceğiz birazdan buna. Bunların hepsi, bakın, Agatirsiler, Neuriler, Andropagiler, Menanşelinler, Tisagetler, Budini, Genoni, Savramatlar, Kafkas kavimleri, Kaukazyan Traik dediği, Algitpayeyler. Şimdi şu kelimeye lütfen dikkat etmenizi rica edeceğim. Tisaget ve burada İrkaya yazıyor sanki. Halbuki biz Pomponios Melave diğerinde, Pliniyos'ta bunu Türkaya olarak gördük. Burada birazdan geleceğim ona. Poseidonius. Evet, burada doğum evin tarihi yazıyor. Politikacı, astronom, filozof, coğrafyacı ve tarihçi. Şimdi Poseidonius'un dünya haritası da tarihleri yukarıda bu şekilde yapılmış, esredilmiş. Burayı Sarmatya olarak gösteriyor. İlginç olan aslında, yani İskitler'de Sarmatları çoğu haritaların iç içe gösteriyor olması. Fakat biz şöyle biliyoruz bunu. Buradaki İskitler, yani Hazar Denizi'nin kuzey doğusundaki İskitler ve daha doğudaki İskitlerin bu yöne, batıya doğru kaymasıyla Sarmatların daha da Avrupa'ya, Avrupa'nın içlerine doğru atıldıklarını biliyoruz. Ve İskitler buraya da hakim olmuşlar. Sarmatlar şu bölgeye kadar daha güneye doğru kaymışlar zaman içerisinde. Evet, burayı Sarmatya, bakın burayı da olduğu gibi İskitya olarak tarif ediyor. 1565'teki Atlas Universal Diego Homem. Diego Homem haritacı bir ailenin üyesi ve yine 16. yüzyılın ünlü Portekizli haritacılarından Lopo Homem'in oğlu. Venedik'te bulunduğu dönemde çeşitli el yazması atlaslar ve çoğu Akdeniz'e ait olan haritalar hazırladı. Harita çalışmalarının büyük bir bölümünü 1557 ve 76 yılları arasında yaptı. Diego Homem'in yaptığı atlaslar Portekizlilerin büyük coğrafi keşiflerini yansıtan Portekiz haritacılığının altın çağının en iyi yapıtları arasındadır. Bunlar el yazması atlasların en etkileyici örneklerindendir ve çok geçmeden yerlerini Hollandalıların matbu atlaslarına bırakacaklardır. Bilindiği gibi Portekiz ve Hollandalılar yeni dönemde, yani 1500-1600 yıllardan en büyük sömürgeciler dünyada. Esasında Diego Homem'in hazırladığı haritalar portolan bir çeşit, yani denizcilere yol gösteren, daha çok o denizleri önemseyen haritalar. Burada Diego Homem'in bakın deniz kıyılarını çok ayrıntılı bir biçimde yazmış. Bunları tabii tek tek okunması mümkün değil, harita çok küçük bir haritaydı. Şurayı bakın Tartaria olarak gösteriyor, yani diğer haritalarla benzeşiyor bu açıdan.
Karadeniz'in kuzeyinin Tartarya veya İskitya olması. Dediğim gibi bu aslında bir portolan çizen bir haritacı. Yine bakın İsa'dan önce 500 yıllarında bir gene antik harita. Şimdi bu şunun için önemli. Bakın şu kısımda Sakans, yani Sakalar. Altında parantez içerisinde İskitler demişler. Yine daha Asya'nın doğusuna, Kuzey Asya'nın doğusuna doğru gidiyoruz. Çin'in kuzeyine. Yine orada Sakalar ve altında da İskitler olarak yazıyor. Demek ki Sakalar ve İskitler antik çağ yazarlarınca aynı görünüyor. Birbirinin aynı. Evet. Şimdi Herodotus'a geldik. Herodot. Bizim tarihçilerin önemsemediği bir adam Herodot. Halbuki tarihin babası, yani öyle tesmih edilmiş. Mutlak bakmakta yarar var. Bakın ünlü Romalı hakim Cicero tarafından kendisi de tarihin babası lakabı verilmiş olan Herodot, Halikarnassoslu, yani Bodrumlu. Bir de Anadolu'lu. Yani yok sayılıyor. Anadolu'lu. 9 kitaptan oluşan eserin adı da Historiae. Orijinali antik Grekçe. Ona geleceğiz ne tür bir Grekçe olduğunu. Kitabın ilk bölümünde başlangıcından Pers İmparatorluğu'nun güçlenmeye başladığı zamana kadar olan dünya tarihine bir bakış yer alıyor. İkinci kitaptan itibaren Mısırlılar, Libyalılar, İskitler gibi çok sayıda toplumun siyasi, askeri ve kültürel tarihinden bahsedilmektedir. Melpomene adını taşıyan dördüncü kitabın 21 ve 22. kısımlarında yoğun olarak İskitlerin Tanais Irmağı'nın doğusunda yaşadıklarını, Don Irmağı'nın yani, ırmağın batısında Sarmatların yaşadığını, yani Sarmatların yaşadığını belirtir. Sarmatların ülkesinin Azak Denizi'nden kuzeye doğru uzandığını, onların kuzeyinde de Budinlerin yaşadığını anlatır. Budinlerin de kuzeyinde 7 günde aşılan bir çöl olduğunu, bunun doğusunda Tisagetlerin yaşadığını belirtir. Biraz önceki kavim haritasından hatırlayacaksınız yerini. Tisagetlerin komşularının da İrkaya'lar olduğunu yazar. İrkaya diğer antik coğrafyacılarda Plinius ve Mela'da Tirkaya yani Türklerdir. Antik Grekçe'de T harfi yani Tau küçük tek çentikli I gibi yazılabildiğinden orijinal dilden çevirenler bunu T okumuşlardır. Muhtemelen diyorum. T okumuşlardır. Homeros bilinen destanını Grekçe ama Batı Anadolu yani İyon lehçesiyle yazmıştır. Aynı şekilde Herodot'un da tarihini Batı Anadolu İyon lehçesiyle yazdığı öne sürülmektedir. Bu savun her ikisinin de Batı Anadolu kökenli olmasından dolayı doğru olması gerekir. İyonya dili Grek alfabesi kullanılmış olsa bile Grekya'da konuşulandan farklı bir dildi. Evet alfabe Grek alfabesi fakat dil farklı bir dil. Aşağıdaki slide arkaik Grekçe'ye dair bir örnek içermektedir. Evet bakın. Sizin söylediğiniz o Türkaya, Lirkaya şeyinin benzeşmesinin sebebini aynı şekilde Osmanlı'da da Osmanlı Karatay'da çıkmıştı. Ben seninle de dinlemiştim. Şimdi daha da onu açıklayacağım. Dinleyiniz. Şimdi bakın. Antik Grekçe. Ve Antik Latince hemen hemen bunun aynıdır. Görüyorsunuz değil mi kelimeler arasındaki ayrıcı? Dur. Bunu nerede görüyoruz biz? Evet, var. Şimdi yani demek ki ortak şeyler var. Dediğim gibi yani Herodot'ta büyük ihtimalle Historiae'sini bu dil ile yazdı. Anadolu olduğu için. Şimdi bakın Elenler'de M.Ö. 1200, M.Ö. 800 arasında yazı yoktu. Yazıya M.Ö. 800'den sonra geçiyorlar ve M.Ö. 650'lerde bu yazı oturuyor yerine. Ayrıca Fenike alfabesi İskit Türklerinden alınmıştır. Arkaik Greklerde kelime ayrıcı olan iki nokta veya daha fazla nokta üst üste vardır ama klasik Grekçe'de bu yok. Göktürk alfabesinde Etrusk yazıtlarında Lemnos yazısında bu var. Niçin bunu böyle söylüyorum? Çünkü bu iki kişi de gerek Homeros gerek Herodot Anadolu'lu. Şimdi bu da antik bir harita yine Herodot haritası deniyor buna. Bu çok karışık. Bir bakın kaç parça halinde beş parçalı beşe bölünmüş dünya.
Şurada bakın sarmatlar ve skitleri görebiliyorsunuz, okuyabilirseniz. Büyütünce biraz netlik kayboluyor. Yine Hazar'ın kuzeyinde gösteriyor. Burada dönmüş halde yine skitler burada bakın Hindistan ve skitler yine bu tarafta gösteriliyor. Sarmatları buraya almış. Yani bu biraz bakın Massaget. Şimdi şurası Hazar Denizi. Saka Massaget. Şu şeyi umarım görebiliyorsunuz. Üstte bahsetmiştim. Bu isim Massaget ismini alıyor. Veya ikisi bir arada dillendirile biliniyor. Amazonlar burası. Şurası Karadeniz. Karadeniz'in kuzeydoğusunda Amazonlar gördüğünüz gibi hipofagi yine at kültürünün hakim olduğu alanlar burada gösterilmiş. Şimdi İsa'dan önce M.Ö. 430 Herodot dönemindeki dünya. Bakın Saka artık Massaget adını aldı. Bölge aynı. Nokta aynı nokta. Hazar Denizi burası artık Massagetler oldu. Ve Skitya bu defa Don Nehri'nin Tanais'in batısında yer alıyor. Herodot'a göre. Yine Herodot haritası Herodot'a göre. Bakın burada Türkiye belki görebiliyorsunuz. T harfi, YR, Türkiye bu isim. Yine Karadeniz'i, hatta Hazar'ın hemen kuzeyinde ve Saka ismini de daha güneyinde görüyoruz Sakaları Herodot'ta. Daha ayrı yine Herodot haritası bu. Yine eski bir harita. Hiperborea, Royal Skitians. Bu defa burada biraz daha ayrıntılı çalışılmış. Burada Krali İskitler. Yani İskitlerin yönetici kademesinin soylularının yerleştiği yer. Royal İskitler nerede? Azak Denizi'nin hemen kuzeydoğusunda. Onların hemen üzerinde bakın burada yine Ür harfiyle verilmiş Irkaya görüyorsunuz burada. Ve Tisagetler ve Budinler yaşıyorlar. Evet yine burada eski bir haritada burada artık İskitler Tartarya adıyla ondan sonra tesmiye edilmiş. Bu bölge olduğu gibi Tartarya bölgesi. Bakın yukarıda yine de İskit yerleşimi olarak yazılmış. Bu sefer ne olmuş? İskitler daha batıya doğru, Avrupa'ya doğru kaymışlar bu haritada. Şimdi nerede? İskitlerin Asya'dan geldiklerini ve Massagetlerin baskısı ile batıya göç etmeye zorlandıklarını belirtmektedir. Ayrıca Persiye İmparatoru Darius'un İskit ülkesini ele geçirmek için açtığı savaşı anlatırken İskitlerin kesinlikle Perslere benzemediğini açıklamaktadır. Bunun altını çizelim. İskitler kesinlikle İranlılara, bugün İran diyoruz, Perslere benzemiyorlar. Ne açıdan? Kültürel açıdan, dil açıdan, dil açısından, fiziki tip açısından benzemiyorlar. Çoğu Avrupalı tarihçi ne yazık ki İskitleri Perslerle eşdeğer tutma eğilimindedir. Ve dillerini de İrani bir dil olarak değil mi adlandırmaktadırlar. Ama Herodot bunundan tarihin en başında belirtiyor. Sizler hocam çoğu demeyelim mi? Bir kısmı. Çoğu İskitleri Mehmet hocam şu anda evet artık araştırmalar ilerledikçe bu biraz daha tabii ortaya yani çıkmaya başladı ama ben yine çoğu batılı bu yani gerçeği bilse bile bunu söylemedi. Bunu söylüyorum. Maalesef. Herodot'un tanımlamasına göre İskitler kentlere yerleşmiyorlardı. Halbuki biz krali İskitler diye tasnif ettiğini de gördük. Soylu kesim esasında yerleşiyor. Beraberlerinde götürdükleri atlı arabalarda yaşıyorlardı. At sırtında yay ve ok ile savaşa alışmış bir kavim olan İskitler yiyecek için tarıma değil hayvan sürülerine dayanıyorlardı. Hani tarım yaptıklarını biz biliyoruz. Bir cultural skitians diye. Mercimek, darı, buğday ekiyorlar. Bunu çoğunu da satıyorlar. Bunu biliyoruz.
genellikle pantolon ve bot giyip o ikinci resimde gösterdim değil mi? Askerai dediklerini botlara. Atlarında üzengi kullanıyorlardı. İskitler domuz eti yemedikleri gibi bu hayvanı kesinlikle yetiştirmiyorlardı. Yemin törenleri sırasında büyük bir kaba şarap koyan İskitler bu şarabı biraz da kanlarından karıştırarak içerlerdi. Türklere özgü olan kan kardeşliği İskitler'de yaygın olarak görülmekteydi. Kral öldüğü zaman kol ve yüzlerini kesmek, saçlarını tıraş etmek de Türk kalimlerinin bir özelliği olarak yine İskitler'de görülmekteydi. İskitlerin Türklere benzeyen birçok yanı vardı. Neden Türklere? Çünkü biz Türk kavramını üst bir kimlik olarak, bir kapsayıcı kavram olarak ele alıyoruz. Fakat burada hani Türk kaviminin sanki bir budununun değil mi nehir kıyısında yaşadığını belirtiyorlar antik kaynaklar. Hem Türkaye diyorlar, hem Saka, hem Masage, hem İskit. Farklı isimlerle bunları isimlendirmişler. Örf, adet, gelenekler, yaşam tarzı ve tipoloji aynı. Üstelik araba içinde yaşamaları Türk olmayan göçebe kalimlerde pek sık rastlanmayan bir adetti diyor. Herodot söylüyor. Şimdi gelelim Herodot'un İskitlerle ilgili kısımlarına. Bu orijinali Grekçe. Bunun hemen burada ne demek istiyor onu yazıyor. Boristenes yani Dinyepr Nehri kıyılarındaki ticaret yapılan limanlar İskitlerin ülkesinin ortalarına denk gelmektedir. Onu gördük Grek kolonilerinin ne şekilde konuşlandığını harikada. Buradan sonra Elen kökenli Kalipides İskitleri de görürsünüz. Kuzeylerinde ise Arizonlar vardır. Arizonlar ve Kalipitler diğer İskitlere göre farklı yaşarlar. Buğday, soğan, sarımsak, mercimek ve darı ekip yerler. Şimdi tarım yapmadığını söylüyor ama burada bunu belirtiyor. Şimdi neden şunu şey yaptım? Bakın, Skitias. Bunun tam tercümesi bu şekildedir. Yine bazı araştırmacılar, efendim Herodot bunu Skoloti diye yazdı. Yani bu Melkopeni bölümünde. Ama hani bu niye bu Skoloti diye geçmedi de ondan sonra böyle yazılıyor? Hayır. Kelimenin tam olarak şeysi şudur, harf değeri Skitias. Aynen bu. Helen kökenli nasıl oluyor? Efendim? Bir öncekinde Helen kökenli Kalipides İskitlerini görürsün. Ha yani Helen Grek kökenli. O Helen Grek. Grekya'yı kastettim. Yani Attika'dan gelenler, Grekya'dan gelenler. Ona çok fazla takılmayın. Evet. Orada yerleşmişler. Evet. Orada yerleşmişler. Çünkü ticaret yapıyorlar İskitlerle beraber. Burada yine bakın İskitler, Neuriler, Arizonların kuzeyinde çiftçilik yapan İskit kalimleri yaşamaktadır. Buğdayı yemeyip satarlar. Onların kuzeyinde Neuroiler yaşarlar ya da Neuroiler. Bu Neuroilerin kuzeyini ise bilmiyoruz. Yani tanımlanamayan topraklar. Bu halklar Boristenes, Dinyepr Nehri'nin batısındaki Hipanis Nehri boyunca sıralanmışlardır, diyor Herodot. Yine bakın orada İskitleri görüyoruz. Gerro Nehri'nden sonra kendilerine mükemmel İskitler veya şahane İskitler diyen bir halk yaşar. Diğer İskitlerin kendilerinin kölesi olduklarına inanırlar. En kalabalık ve cesur İskitler burada yaşamaktadırlar. Güney sınırı Tauruslar, doğu sınırı ise Azak Gölü, bu Maiotis, Azak Denizi, göl olarak o gün biliniyor. Gölün üzerindeki Kremnoi'dir, Kırım yani. Ülke Tanais yani Don Nehri'ne doğru uzanmaktadır. Kral İskitlerin üstündeki kuzey rüzgarına doğru, yani Hiperborea'ya doğru, İskit kökenli olmayan Menang Lainoiler yaşar. Bunların ilerisi ise aklın alabileceği kadar ıssız, bataklık ve çöldür diyor Herodot. Ama Tanais Nehri'nin diğer kıyısını geçtiğimizde artık İskit ülkesinde değilsiniz. Fakat Azak Denizi diyeyim ben buna. Azak Denizi'nden başlayarak bu topraklara sahip olan Sarmatlar var. Kuzey rüzgarına doğru uzanan ve 15 günlük sürüşü olan ülkelerinde ne ağaç vardır ne de ağaç dikerler. Bunlardan başka onların kuzeyinde Budinler yani Budinoiler yaşar.
tanıdık bir kelime. Ülkelerinde her türlü ağaç bulunmaktadır. Şimdi kuzeydeki bu dinlilerin üzerinde ilk önce 7 günlük bir sürüş isteyen çölle karşılaşırsınız ve çölün ardından doğu yolunu alıp dönerseniz Tisagepon ulusunun topraklarındasınız demektir. Bunu geçtiğimiz haritalardan lütfen gözünüzün önüne yine getiriniz. Sürekli ve aynı bölgede yer alan komşuları, ben bunu kendi parantezimde Tikaye diye yazdım ama bu T değil, bakın burada gördüğünüz gibi orijinalinde I harfiyle yazılmış gibi görünüyor. Türkler avlanarak yaşarlar. Avcı bir ağaca gizlenir. Ülkeleri ağaçlarla doludur. Ve her at eğitilmiş ve eğitilen her at midesine eğimli kalır. Böylece göze çarpmayacak şekilde kara yatırılmış at ava başlamaya hazır. Avcı oklarını atar, atını dengeler ve avın peşinde koşar. Ve köpeği ona yardım eder. Bu tamamen bana ait bir tercüme. Diğer tercümelerde bu şey çok daha farklı anlatılıyor. Halbuki burada gerçekten de bir aksiyon var. Yani hareket var. Nasıl avlandığını, atın da yani şeklini ilginç tarif ediyor Herodot. Şimdi Orta Çağ Yunancasında tau yani T harfi farklı şekillerde yazılmaktadır. Aşağıdaki tabloda göstereceğim onu. Görüleceği gibi tek ya da çift çentikli I harfine benzer şekilde de yazılmaktadır. Herodot tarihini istinsal edenler, kopyalayanlar kendisinden sonra T okunması gereken çentikli I'yı bu okumuşlardır. Yani benim düşüncem bu. Bakın şimdi neden böyle diyorum? Bakın şu T harfi, tau Yunanca T, T, T. Bakın nasıl yazılıyor. Görüyor musunuz? Evet, bakın. Yani bu Orta Çağ Yunancası bu şekilde. Evet, evet. Bu en üst kritik yapan da Herodot'un tarihlerini. Bunun Türk olduğunu biliyorlar. Türk okunmaması için. Ona da bir açıklamamız var yalnız. Evet. Onu söyleyeceğim. Evet, ona da bir açıklamamız var. İşte burada gördüğünüz gibi harf bu şekilde. Şimdi bu tekrar yine ayrıntılı bir şekilde belki bunları tekrar tekrar gösteriyorum. Lütfen belki hani göz hafızanızda kalsın diye. Şimdi Azak Denizi yine bu anlatımların ışığında çizilmiş bir harita. Hazar, Kafkas Dağları. Bakın. İşte buradaki Ü, Urkae, Türkae, Hisaget. Hemen komşuları gene Herodot'a göre Budinler, Gelonlar, Sarmatlar diye bakın burayı da Skitya olarak gösteriyor Karadeniz'in kuzeyine. Yine Çin kaynakları, biraz önce Çin kaynaklarından hani bahsettik tarihçilerin genelde bir tarafa yöneliminden ama burada güzel bir açıklama var. Ya bu Çince nasıl telaffuz edilir bilmiyorum. Batı Denizi diyelim. Batı Denizi Çinlilere göre Hazar Denizi, Kasyansi. Tang Hanedanlığından Li Yanshu'nun son derlemesini yaptığı Kuzey Hanedanlıklarının Tarihi Türkler bölümünde ve Ningu Defen ile yine Tang Hanedanlığından başka yetkililerin derlediği Zhu kitabında yer alan anlatım şöyle. Türklerin ataları Batı Denizi, Hazar Denizi kıyılarında yaşıyorlardı. Bakın ataları, Türklerin ataları Hazar Denizi kıyılarında yaşıyorlardı ve bunların onlardan bağımsız örgütlenmeleri olan bir kolu idiler. Aşina soyuna dayanıyorlardı. Daha sonra kabileler arası bir anlaşmazlık sonucu Türklerin ataları düşmanları tarafından yenilgiye uğratılmış ve kabilenin tüm erkekleri 10 yaşında kalan bir erkek çocuğu dışında öldürülmüştür. Mitolojinin bu kısmı zaten bilinen şey. Düşmanlar çocuğu öldürmezler ama kollarını ve ayaklarını kesip vahşi ormana bırakırlar. Çocuk ölmek üzereyken bir dişi kurt gelir ve çocuğu kurtarır. Anlatım bu Çin kaynağında. Evet, bundan sonra herkesin bildiği efsane Koço'nun kuzeybatısındaki büyük dağlarda bir mağaraya saklanan dişi kurt o çocuktan 10 erkek çocuk doğurur ve bu çocukların neslinden doğan kabilelerden birinin adı Aşina'dır. Şimdi burada ilginç olan yani bizim kuzeyimizde değil diyor. Türklerin bunların ataları işte Hazar Denizi kıyılarında yaşıyorlardı. Antik çağ kaynaklarını doğrulayan bir Çin kaynağı bu. Claudius Ptolemy
Araplar buna Batlamyus diyorlar, öyle telaffuz ediyorlar, İskenderiyeli, evet, Mısırlı. Evet, İskenderiyeli Grek gökbilimci, coğrafyacı ve matematikçi. Yaşamı üzerine bilgi çok az. Daha çok eserleriyle tanınıyor. Yaşamının büyük bölümü İskenderiye'de geçildiği ve eserlerini orada yazdığı sanılmakta. Astronomi başta olmak üzere coğrafya, matematik, astroloji, optik ve müzik kuramı üzerinde çalışıyor ve 40 civarında eser yazıyor. Yani gerçekten antik çağda bilim adamı diyebileceğiniz bir kişilik. Almagest en çok bilinen eseri Matematike Syntaxis, matematikçi aynı zamanda. Ve Almagest'ten sonraki en önemli eser dünya coğrafyasını incelediği ve çeşitli haritalar çizdiği Geografike Hypegesis, coğrafya kılavuzu. 8 kitaptan oluşan bu eser keşifler döneminde çok değerli bilgiler verdi. Optika adlı eserinde ışık ve renk kavramları üzerindeki görüşlerini belirtir. Adeta Leonardo da Vinci gibi, değil mi? Yani antik çağda. Evet, özgün adı Apoteresmatiko olan ancak daha çok Tetrabiblos 4 kitap adlı eseri daha çok astrolojik incelemelere yönelik. Armonika Biblia'da armoni üzerinde kitaplar Yunan müziğinde kullanılan eserlerin matematiksel kuramını da incelemiştir. Çok yönlü bir bilim adamı. Şimdi bu da Orbis Ptolemy, yani Ptolemy'nin dünyası. Şimdi burada bakın Skit olarak, Skitya yine burada görüyoruz. Belki çok soluk Skitya burada, yine burada. Ve burada alanlar, alaniler. Bazı haritalarda alanların altında Skitler de yazılıyor. Yani İskit alanları ya da Skit alanları şeklinde beraber yazılıyorlar. Burada sarmatlar var Karadeniz'in kuzeyinde. Yine burada Saka regionunu görebiliyor, okuyabiliyoruz burada Sakalar. Bu sanki yani küre halindeki dünya en tepesinden bir çarşaf gibi yatırılmış biçimde en alttan kesilerek dörde öyle görünüyor. Burası bakın Europa, Avrupa, Asya burası, Afrika'da burası. Şimdi Seles indi burası, İpek yani Çin'i buraya koymuş, Hindistan'ı buraya yerleştirmiş. Şurada Skitya'yı görüyoruz. Skitya, burası Hazar Denizi. Bu böyle bir antik harita, İskit Denizi. Burada İskitleri burada görüyoruz. biraz yani değişik bir harita. Evet, burada da yine biraz önce sözü geçen kaynaklara göre tanzim edilmiş bir harita aynı şekilde. Burada bakın Skitya, Intra, Umaon, ondan sonra alanlar olarak geçiyor. İskitlerin kuzeyi bölge gördüğünüz gibi. Yine İskitya geçiyorum Asya'da hızlı hızlı. Evet, Ptolemy haritasında Doğu Avrupa'daki yerleşik halklar. Sistematik bir harita yani burada mesela Türkik Skits diye yazmış bunu yabancı tanzimeden kaynak. Mor şeylerle. Şu gördüğünüz işte Proto-Slavikler ve Finno-Ugriyanlar, Türkik. Ya bunların hepsini aslında komşu boylar olarak bu renkte gösterdiklerini algılamış ve onları buralara yerleştirmiş. Bakın Hiperborea Sarmat diyor. Soğuk ülkede yaşayan Sarmatlar, Royal Krali Sarmatlar. Tekrar söyleyeyim, İskitler ve Sarmatlar iç içe geçmiş gözüküyor antik çağ haritalarında. Atlı Amazonlar, bakın Aorset Amazon, Atlı Amazonlar burada. Bakın alan İskitleri bahsettim, burada da göstermiş. Hunlar, Hunç bakın, Hunları burada gösteriyor. Evet. Hazar Denizi ve kısmen Karadeniz'de yine Skitya. Hazar Denizi'nin hemen kuzeyinde burada görülüyor. Burasını Sarmatya olarak vermiş komşusunu. Yine burada da aynı şekilde eski haritada Hazar Denizi'nin bölümü Skitya ve Sakalar bu kısımda. İskit dış toprakları da burada. Yine evet, Hazar Denizi bakın, Sarmatlar ve İskitler görülüyor burada. Eratosthenes. Evet, hangi tarihlerde doğup öldüğü yazılıyor. Büyük İskender'in yaptığı seferlerden esinlenmiş olan Eratosthenes, gerçeği daha iyi yansıtacak şekilde
harita yapmış. Ayrıca dünyanın yuvarlak olduğunu destekleyecek şekilde paralel ve meridyenleri de belirtmiş. Bakın bu da Eratosthenes'in dünya haritası. Skitya görüyorsunuz burada. Eratosthenes'te. Yine bu haritanın daha biraz daha ayrıntılısını gösterdik. Masagetler ve İskitler burada. Bunları sıkıldıysanız hızlı hızlı geçebilirim. Bakın burada da İskitya görünüyor. Şimdi bu da Agrippa Marcus Vipsanius'un dünya haritası. Roma İmparatorluğu'nu planlamak ve yönetmek için çizilmiş. Sezar Augustus tarafından tamamlanmıştır deniyor. Karadeniz'in kuzeyinde Sarmatlar, İskitler burada daha Asya'nın kuzeyinde gösteriliyor. Yine bakın bahsettik İskit boyları. Herodot'un haritasından esinlenerek yapılan harita. Bakın Skitians, evet tarım yapan İskitler burada yazmış. Değil mi? Burada da ne diyorlar ona, orak mı? Plowman, orak yani kullanan. Evet yani saban. Buğday, evet saban, evet plowman, onu kullanan İskitler burada. Burada da bakın yine İskitleri buraya yerleştirmiş. Demek ki toplumsal bir hiyerarşi varmış aralarında. Krali, yani soylu İskitler, tarım yapan İskitler. Hatta Herodot yazıyor, bir grup İskitleri de yüksek, yani soylu İskitler, köle İskitler olarak tanımlıyorlarmış. 1493 Nürnberg kroniklerine göre dünya haritası. Bu dünya haritasında şuradaki Kelboreye'yi görüyoruz. Bakın rüzgar üflüyorlar. Kuzey Buz ülkesi burası. Şu kısım Tartaria olarak geçiyor. Neresi? Ondan sonra yine Hazar'ın ona kuzeyi Tartaria olarak geçiyor. Abraham Ortelius'a geldik. Flaman haritacı Ortelius. 87 kaynağa dayanan 70 harita içeren Theatrum Orbis Terrarum, Dünya Sahnesinin Görünümü adlı ilk modern atlası o çağda yayınlıyor. Esas mesleği oymacılık, 1554'te antikacılığa ve kitapçılığa başlamış. Meşhur haritacı Gerardus Mercator'un etkisiyle haritacılığa başlıyor 1560'tan sonra. Theatrum'un zamanının en gözde atlası olduğu anlaşılmaktadır. 1575'te de İspanya Kralı 2. Felipe'nin sarayına coğrafyacı olarak atanıyor. Zengin bir metal para, madalya ve antika koleksiyonu mevcut. Abraham Ortelius'un dünya haritası. Çok tabii büyütünce bu haritalar yani kütüphanelerden oradan buradan indirebildikleri şeyleri yani çözünürlükleri çoğunun fazla değildi. Düşüktü o bakımdan biraz flu. Ama burada İskit Denizi, Skit olarak görülüyor. Şu kısım yine İskit Denizi. Ama bu defa burada bakın Asya'nın kuzeyine, Çin, Hindistan şu bölgeyi beyaz, Tartaria olarak gösteriyor Abraham Ortelius. Philipp Klüver, Alman coğrafyacı ve tarihçi. Antik Atlas'ı 1676 yılında yayınlanıyor. Burada Philipp Klüver'i görüyorsunuz. Sarmatya ve İskitya, Rusya ve Tartaria 1711'de Klüver bu haritayı yapmış. Ona bilgilerine göre hazırlanan harita. Şimdi belki bu tarafını göremiyoruz ama burada Tartari olarak şu bölüm görünüyor. Yine Hazar Denizi'nin kuzey kesimi. Fakat burada bakın ilginç, Sarmatları buraya almış, Sarmatların kuzeyine indirmiş İskitleri. Skit, Skitya. Skitya burada. Yani daha ne diyeyim, Bulgaristan'ın kuzeyi Romanya'ya doğru. Orada da yazıyor. Bakın evet orada küçük gruplar halinde artık İskitler gösteriliyor. Bu yıldaki yıllardaki haritalarda Baltık Denizi Sarmat Okyanusu olarak, denizi olarak gösteriliyor. Evet bunun daha altında da var ama daha altını şey yapalım, orada İskitleri gösteriyor küçük gruplar halinde. Johannes Jansonius, Hollandalı kartograf, Doğu Merkezi Asya haritası Jansonius'un, burada görüyorsunuz. Burada, bakın, o burada artık Tartarikum, Tartarikus
Yani Türk Denizi olarak bu kısmı gösteriyor. Tatar Denizi. Tatar, yani Tartar. Aslında evet. Yani bugün biz Tatar deyip hep Tartar olarak yazılmış bir kelime. Siz de zaten demiştiniz doğrusu evet, bunun Tartar'dır diye. Evet. Çünkü Türkler demek. Evet, Türkler demek. Tartar çoğu. Evet. Alexis Jaio, Fransız kartograf, haritacı. Jaio'nun Geniş Asya haritası. şimdi bakın burada Mer de Tartari yazıyor. Tartar Denizi yine burada. Ve diyor ki bakın Grand Tartari. Büyük yani Türkler. Grand Tartari. Hazar Denizi'nin doğusunda bu kesim defa Çin'in kuzeyine doğru kaymış. Büyük Türkler diyor. Hazar bölgesi haritası yine antik bir harita. Rusya'da Tartarya'yı gösteriyor. Bunlar. Burada Tümen diye bugün de aynı isim taşıyor sanıyorum o yer. Görüyoruz. Bakın burada Tartarya Hazar Denizi. Evet, bu meşhur bir haritacı Gerardus Mercator. Çok ayrıntılı, çok renkli haritaları var. Flaman, basıldığı Gerhard Kremer, Leuven Üniversitesi'nde felsefe teoloji öğrenimi görüyor. Matematik, astronomi, coğrafyaya ilgi duyuyor. 1537'de kutsal toprakların haritasını, ertesi yıl dünya haritasını çiziyor. Çok fazla şey yapmayayım, burada görüyorsunuz. Ptolemy'nin coğrafya haritaları üzerine Düşünceler adlı yapıtını 1578 yılında yayınlamış ve 51 harita, bakın 1585'te Fransa, Belçika, Almanya'yı kapsayan 51 haritanın ilk bölümünü, 4 yıl sonra İtalya, Balkanlar, Yunanistan'ı kapsayan 23 haritanın ikinci bölümünü yayınlıyor. Evet, bu Mercator'un tabii yani bizim konumuzu ilgilendiren haritasından bir kesit çok var. Ben bir tanesini burada koydum. Yine Tartarikum diyor buraya. Bakın Skitya. Görüyor musunuz? Burada yine Skitya adını vermiş. Daha sonraki bir tarih olmasına rağmen hem Tartar hem Skitya olarak geçiyor. Yine Mercator'un haritası. Bakın Tartarya Hazar Denizi ve İskit Okyanusu. Gloucester'daki bilgim için hazırlanan antik Asya haritası bu. Tam olarak hangi tarihte hazırlandığını bulamadım. Avrupa toprakları, Pars, Europe, burayı bakın Karadeniz'in kuzeyini İskitya olarak gösteriyor. Yine Asya'yı intra ve ekstra, iç ve dış topraklar olmak üzere İskitya olarak tarif ediyor, gösteriyor. Saka ve Massagetler ayrı isimlendirilmiş alt alta. Evet, bu da yine Skitleri Hazar'ın kuzeyine alan gösteren, Sarmatları da onların kuzeyinde ve Avrupa'ya kaymış olarak gösteren bir başka harita. Bu Aleksandri Magni, Makedonya İmparatoru, Büyük İskender, İskender'in fetihleri zamanını gösteren bir harita. Bu harita, acaba alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Evet. Şimdi bunu, bakın Massagetleri buraya almış. Fakat tabii burada bir uyumsuzluk oldu. Bu haritayı korkarım geçeceğiz. Çünkü bu kısmını göremiyoruz. Bu kısmında haritanın Asya'ya doğru olan kısmında hem İskitler hem Tatarlar daha önceki gördüğümüz haritalar gibi gösterilmiş. Sigismund Herberstein. Bu da meşhur görevleri olmuş bir adam. Avusturya Emperyal Konseyi Rus Mahkemesi'nin büyük elçisi. Coğrafyacı, tarihçi kendisi. Herberstein'in haritasında Hazar Denizi ve kuzeyi. Bakın burada Nogay Tartarları diye yazmış. Burayı Tartarya. Evet. Maitis Azak Denizi. Burası. Bu şekilde gösteriyor. Hazar Denizi'ni şuraya koymuş.
Evet, bunu geçeceğim. Bilgisayarımda çok daha net görünüyor ama burada çok flu görünüyor. Aynı biçimde. Evet, Sebastian Münster. Meşhur bir adam bu. Almanların saygı duyduğu o kadar ki Deutsche Mark'ın üzerine bunun resmini basmışlar Sebastian Münster'in. 1544 yılında yayınladığı Kozmografya isimli eseri 16. yüzyıl Avrupa'sı hakkında eşsiz bilgiler içeriyor. Sebastian Münster. De Terris Afia Minoris, Sebastian Münster'in yapmış olduğu harita. Tartaria, bakın, Skitya, bir Skitya, İskit Tatarları. Azak Denizi bu, Mayotis. İskit Tatarları burada. Sarmatya Asiatica de demiş ve Tartaros Eder, yani Tartarların yaşadığı yer, ırmak, Volga burada. Yine Sebastian Münster'in bir haritası. Herodot haritalarına çok benziyor. Gördüğünüz gibi bakın Abii Skit demiş. Skit toprakları burada. Hazar Denizi bu bölgede. Sakaları da Massagetleri de bu kısma ve alan İskitleri de şu kısma yerleştirmiş. Nicolas Sanson. Bu da önemli bir tarihçi. Bakın burayı yine Skit ülkesi olarak gösteriyor Karadeniz'in kuzeyine. Evet, Amazonlar görüyorsunuz. Amazonları da İskitlerden çok farklı tutmuyorlar aynı bölgede at kültürünün. Ortak olan burada at, aslında atı kullanma kültürü, at kültürünün ortak olduğunu burada görüyoruz. Mardi Tartaria bakın. Skitiko, İskit Denizi ve burada da Türk Denizi, Türkler Denizi, Tartarları buraya yerleştirmiş. Çöl Tartarları demiş, buraya da Türkleri yine koymuş. Evet, bu da biraz anlaşılması, bu mesafeden görülmesi zor bir harita. Yine aynı şekilde geçeceğim. Evet, bu da bakın bir önceki gibi. Hazar'ın kuzeyini çöl Tatarları ve burasını da yine Türklerin toprakları ve büyük Türkler, büyük Tartarlar olarak gösteren daha yeni zamanlara ait bir harita. Bakın Tartaria, Mongolları daha doğuya doğru koymuş. Evet, Andreas Senarius, haritacı, Alman haritacı. Senarius'un haritasında da Azak Denizi'nin kuzeyinde sarmatlar, Hippopagi sarmatlar, yani atçıl, at ile at kültürüne hakim sarmatlar. Sarmatya Asiatica ve Skitya. Skitya'yı da Hazar'ın kuzeyine almış. Burada da bakın Skitya, Skitya toprakları geçelim. Yine bakın Skitya, Karadeniz'in kuzeyi görüyorsunuz. Burada sarmatlar. Evet, İskit coğrafyası. Şimdi bütün bu haritalar toparlandıktan sonra İskit coğrafyası şöyle çıkıyor. Tabii gene bu dar bir alan bana göre. Bakın buradan bu yeşil bölge olduğu gibi Anadolu'nun ortasında da var. Bana göre batısında da var. Karadeniz'de de var. Evet, bu bölge İskit coğrafyasının yerleştiği. Şimdi bu harita, yani şu silik biraz yapılmış tabii sonradan. Burada bu boyların hangi tarihlerde bulunduğunu gösteriyor. Bakın yani 370'te Hunlar, milattan sonra burada Onogurlar, Bulgarlar, Karadeniz, Black Sea, Hazar Denizi burası, yine Bulgarlar falan. Onogur var burada. Neden? Mesela o Patria Onogurya diyor. Yani Onogurların toprakları. Neden bunu buraya aldım haritayı? Şunun için. Herodot'ta hatırlayacaksınız İlkae diye geçiyordu. I harfiyle. Bazı araştırmacılara göre olabilir. Olabilir de onu da açık bırakmak lazım. Efendim bu İlkae'den kastı Herodot'un buradaki Onogurlardı. Yani
onu o şekilde ne derler, telaffuz ediyorlardı. Muhtemelen onogurlardı ya da otigurlardı biçiminde. Fark etmez. Yani bizim için de hiçbir şey olmuyor. Ama Orta Çağ Grekçesinde ı harfinin t okunduğunu da görmüş olduk. Şimdi burada yine boylar var Karadeniz'in kuzeyinde. Bakın burada Türkler, bu daha tabii yeni bir harita. Karadeniz'in kuzeyine Türkleri ona almış. Burada da Fin Ugor, ondan sonra boyları. İşte Slavik, Germanik, Baltik, ondan sonra İllir, yani İllir, İtalyan burası. Yani bunlar buralardan çıkmış. Tabii bunun daha mutlaka bu tarafı da var. Ve Avrupa üzerinde şeyden, Karadeniz kuzeyinden Avrupa'ya doğru geçiş yapmışlar. Geçiyorum, çok şey yapmayacağım. Evet, bu Türklerin kurgan kültürü, katakomb, M.Ö. 2700-2000 yıllarında yoğun olarak bu bölgede kurganlara rastlanıyor. Yine yukarıda da yoğun olarak kurgan kültürüne rastlanıyor. Evet, biraz önceki haritanın bir benzeri. Utigurlar, Unogundurslar. Şimdi bu daha enteresan bir harita. 1578 Judaeus'un haritası. Şimdi Kanada'nın diyor, Kanada'nın merkezinde. Bakın burada Tartares var. Tatarlar yani, Türkler. Bu Bering Boğazı'ndan geçilen, Amerika'nın geçilen, işte o en Alaska denilen en kuzeybatı bölgesi. Ve Judaeus 1578'de bu bölgede Tartarların olduğunu belirtmiş haritasında. Bakın zaten tepe diyor ki bu Türkçe orijinlidir, ondan sonra burada tepe. Meksika'da da işte tepe kullanılır. Tatarlar Türk kavmidir diye yazıyor burada. Ve Karluklar ne diyor? Asutu Bisi'nin in Alaska. Türk iştirak, Türk kavmidir. Evet. Atalar genetiği. Şimdi ben buna biraz değinmek gereğini hissettim. Atalar genetiğine. Onun neden olduğunu da daha sonra çizelge ve haritayla zaten göstereceğiz. Nedir haplogruplar? Ortak bir, evet, ortak bir ata genetiğinden çoğalan ve türeyen alt genetik gruplardır. Haplogruplar. Şimdi bunun çok çok ayrıntısına girmeyeceğim çünkü o kadar karmaşık bir konu ki R1 Y ana ata gen grubundan türemiş ve Türklerin yoğun olarak sahip olduğu haplogrup geni, alt yani grup gen R1 ata geni. Bakın 16 bin yıl önce Güney Sibirya'da doğduğu bu grupların taşıyıcıları olan Türklerin Avrasya'nın bir ucundan diğer ucuna, kuzeyinden güneyine birçok etnik grubun ve tarihlerinin oluşmasına katkıda bulunduklarını, 9 bin yıl önceden beri de Tengri ve reenkarnasyon, yeniden doğma inançları gereği geliştirdikleri mezar kültürünü de Çin'den İrlanda'ya kadar yanlarında taşıdıklarını, avcı toplayıcı ekonomiden hayvan yetiştirmeye dayanan ekonomiyi geliştirdiklerini, göçebe kültürünün kadın erkek eşitliğine bağımsızlık ve eşitçiliği askeri yetenekler ve teknikleriyle tüm dünyaya dağılmalarında kültürleri kadar önemli olan kendilerine olan benzersiz güvenlerini yarattığını belirtmektedir. Kim? Anatol Kilosof. Bu Türklerin genetiğini araştıran İç Asya'da bir Rus kökenli genetik profesörü. 4500 ve 4000 yıl evvel Türklerin taşıdığı R1
B grubunun Avrupa'ya girmesinden sonra bir şeyler olduğunu, R1A ve 1 taşıyıcılarının Avrupa'dan kaybolduğunu, bunun doğal sebeplerden olabileceği gibi özellikle Skandinavya'da aynı döneme tarihlenen sayısız kırık kafanın bulunduğu, demek bir facia yaşanmış ve kırık kafalar dönemi olarak adlandırılan döneminde yaşanmış olduğunu, R1B grubunun Avrupa'ya yerleştiğini, Avrupa'da Türk dilinin hakimiyet kurduğunu, bakın Avrupa'da Türk dilinin hakimiyet kurduğunu, ne zaman? Bakın bu yıllarda. Bugünkü Avrupa dillerinde çarpıklaşmış sayısız Türkçe kelime olmasının da bunun kanıtı olduğunu belirtmektedir. Drozdov'un Turkic Peoples Ethnonym Ancient Europeans 2008 adlı kitabında antik Avrupa'nın kabile ve insan isimlerinin etnonimik analizinde bunların eski Türkçe kökenli olduğunun görüldüğü, buradan eski zamanların bir bölümünde Avrupa'nın Türk dilinin etkisinde olduğu sonucunun çıktığını, ancak günümüz Avrupa dillerinin Türkçe ile bir ilgisinin olmadığını, fakat modern dilin etkisiyle fonetik olarak deforme olmuş önemli sayıda Türkçe kelimenin hala Avrupa halklarının dilinde bulunduğunu ifade etmiştir Drozdov. Şimdi buradaki yayılma. Bakın İsa'dan önce, Milattan önce 7000. R1B, R1A gördüğünüz gibi Hazar Denizi'nin, değil mi, kuzeyinde haritalarda gördüğünüz Tartarlar, Skitlerin yerleşim alanlarıyla örtüşüyor. Bu gruplar burada. Geçelim. 2000'e geldik. Milattan önce 2000. Bakın alt grupları artık R1A ve R1B'nin B haplo grubunun da haplo grubu alt grupları çoğalanlar. Bakın burada artık Avrupa'ya doğru, bakın değil mi? Avrupa'ya doğru geçmişler. Hatta buraya gelmişler. İberya, hatta bakın Fransa'ya gelmişler. Hatta buraya İrlanda'ya. Hatta buraya, değil mi? Bu şekilde. Bakın buraya Mezopotamya. Bakın Anadolu'nun kuzeyi. Evet, bakın bu kesimdeler, bu kesimde Kafkaslar'da, yani Regu, yani şu kahverengi olan alanlar. Geçelim. İsa'dan önce 117. Sarmatya, Skitya. Bakın R1, R grupları yine burada Hazar Denizi'nin kuzeyinde. Ama bu defa daha küçük topluluklar halinde bütün Avrupa'da. Skandinavya'nın güneyinde, yani Fransa'da, İspanya'da, İtalya'da, Anadolu'da, Balkanlar'da, her tarafta küçük gruplar halinde. Şimdi, kim? Hocam, şimdi onu söyleyeceğim. Kesin R gruplarının sadece ve sadece Türkleri temsil ettiğini söylemek istemiyorum. Yani bu bir bilimsel çalışmadır ve hakikattir. Ancak J'nin içerisinde de eriyen B grupları var. Evet, var. Yani asimilasyon dediğimiz şey maalesef bunların zaman içerisinde, uzun zaman içerisinde karışmasına, silinmesine de yol açabiliyor. Yani G'ye dönüşebiliyor, H'ye dönüşebiliyor. Ancak anlaşıyor, değil mi? Ancak evet, evet. Ama R grupları filozofa göre ve Drozdov'a göre halen daha günümüzde dahi çekirdek olarak pek çok yerde varlığını korumaktadır. Ama dağılımı görüyorsunuz. Yani bu esasında o meşhur kavimler göçünü de bir yerde doğrulayan hani bir şey bu, Asya'dan Avrupa'ya doğru. Evet. Bu karışmış. 1227. Bu tabii daha önce bir şey. Yine bakalım. Yine bakın C bugün Yakut yeri. Asya'nın en hani kuzeydoğu ucunda Yakut yerinde yaşayanların sahip olduğu haplo grupta aynı zamanda C. Ama yoğun olarak Tartarlar, yani Türkler R alt gruplarına sahipler.
İslam. Bakın burada da Mısır'ı beraber de zaten Arapların bir şey çıkması var, kuzeyde bazı yerleştirmeleri var. Güney Kafkasya'yı, işte Dağıstan'ın güney bölgesi, ben Dağıstan Türkiye'm olduğum için bir tane orada J grupları mutant olarak bulunuyor hocam. Evet. Yani o İslamiyet'ten sonra o tarafa çıkmış olan şeyler bunlar. Yani bu kan üzerinden tespit edilen bir şey olduğu için çok fazla belki de tartışma gerektirmeyecek bir şey. Yani DNA değişmiyor sonuçta. Şimdi ben esasında antik haritalarda İskitlerden haplogrup meselesine burada geldim, kaydım. Zamanınızı da belki çok fazla aldım. Üstüne üstlük baştan sizi de epey bekletmiş oldum trafikten dolayı. Ancak Vedat Bey ile iki hafta önce bir şey konuşmuştuk. Değil mi? Evet. Bir sergide. Demişti ki kendisi bana, sevgili Vedat Bey, Etrüsler konusuna da hani bir parça değinir misiniz? Efendim sabrınız var mı birazcık var, daha? Var, biraz var, daha sabrınız var mı? Peki, o halde o zaman bu Etrüsler konusuna da değinelim. Tabii çok tartışılan bir konu Etrüsler ama insan hani şunu da düşünmeden edemiyor. Ya hayır, bu manada Etrüs kan, Etrusken, Etrüsk. Allah Allah diyorsunuz. Ya bu ne değil mi? Benzerlik böyle. Peki önce şöyle bir küçük yani girizgah yapalım. Etrüslere gelmeden önce eski Ege halkları. Bu da çok önemli. Bunu yani belirtmek zorundayım. Antik dönem Ege'nin en eski ve önemli yerleşim merkezi Girit. Miken uygarlığı, Minos uygarlığının yeşerdiği Girit. Eski Girit halkı bütün uzmanlar tarafından Anadolu'yla ve özellikle de Karyalılarla, antik çağda Bodrum'da yaşayan Karyalılarla ilişkilendirildiği gibi diğer adları termil olan Likyalılarla da ilişkilendirilmektedir. Antalya ve civarında Likyalılar yaşıyor. Karyalılar çok eski zamanlardan beri Anadolu kıyılarında yaşıyorlardı ve Güney Ege'nin her yanına yayılmış durumdaydılar. Kitlatların en eski, yani Ege adalarının en eski sakinlerinin de Minos kültürünü yayan halkın da Karyalılar oldukları kabul edilmektedir. Antik çağ Kuzey Ege'de Greklerden önce yaşayan en önemli halk, Etrüslerin de dahil olduğu Pelas halkıdır. Homeros'ta bile geçer Pelasklar. Truva Savaşı'na birlik gönderip desteklerini göstermişlerdir. Truva'da Anadolu halklarıyla birlikte savaşa katılan halklardan biri de Pelasklar. Pelasklar Ege bölgesinde Adalar Denizi'nde ve hatta Makedonya kıyılarında kendi dillerini koruyarak yaşamışlardır. Pelasklar Grekya'da Zeus Pelaskios'un Dodona'daki eski tapınağında ve Pelaskikon Argos ya da Pelaskiotis diye bilinen Tesalya Ovası'nda adlarını bırakmışlardır. Nerede? Bugün Yunanistan dediğimiz toprak parçasında. Romanya için. Pelasklardan Boeotia'nın ve Peloponnesos'taki Akaya bölgesinin ilk sakinleri ve özellikle de Attika, Argolis ve Arkadya'nın yerli halkı olarak söz edenler de olmuştur. Olimpia yakınlarında bir zamanlar bütün bir Elis bölgesinde görülen Kaukonlar adlı bir kabilenin de kalıntıları vardı. Bunlar da büyük bir olasılıkla Pelasklardandılar. İlyada'da Pelaskların yanı sıra Kaukonlar adını taşıyan bir kabileden Troyalıların bağlaşıkları yani müttefikleri olarak söz edilmektedir. Odessa'da onlardan Girit'te yaşayan halklardan biri olarak söz edilir. Pelasklar nereden geldiler? Şimdi bunları biz söylemiyoruz Türk tarihçileri. Zaten yani bu konuları çoğunlukla araştıran Batılılar, Batılı tarihçiler maalesef öyle. Şimdi bunu Ege tarihi konusunda gerçekten otorite olan uzman George Thompson. Bakın evdeki bütün ipuçları bizi kuzeye götürüyor. Makedonya kıyılarına ve Elos Pontos'un girişindeki Samotrake, Lemnos, İmbros adalarına Pelaskların izini Hellespontos'tan ve Propontis'ten geçerek Anadolu'nun kuzey kıyılarına dek sürebildiğimize göre onların ana yurdunun Karadeniz'in öte yanında bir yerlerde bulunduğunu düşündürtecek güçlü bir kanıtımız olduğunu söyleyebiliriz. Biraz önceki haritaları hatırlatmak istiyorum size.
Pelaskların kökeninin Karadeniz'in öte yanlarında olduğunu, yani değil mi, Karadeniz etrafında olduğunu söylüyor Thompson. Ataları Ege'nin kuzey kıyılarından olan Tukidides, Lemnoslu ve Attikalı Pelaskları Tirhenler olarak tanımlamaktadır. Tukidides, antik çağ filozofu, bilim adamı, Pelaskları Tirsenler, Tirhenler ya da Grekçe telaffuzuyla Y-U okunuyor. Tirhenler, Turhanlar, Turhanlar, Tirsenler olarak tanımlamaktadır. Nitekim Sofokles de Arboris'teki Pelasklar için aynı adı kullanmaktadır. Grekler Etrüskleri Tirsenler olarak bilirlerdi. Grek geleneklerine göre Etrüskler İtalya'ya Ege'nin bir yöresinden göç etmişlerdi. Herodot bunların Lidya'dan göç ettiklerini söylemekte. Kimi yazarlarsa Etrüskleri Tesalya'dan, Lemnos'tan ya da İmros'tan göç eden Pelasklar olarak tanımlamaktadırlar. Nitekim Kayareli Etrüskler de soylarının Tesalyalı Pelasklardan geldiğini ileri sürmüşlerdir. Tirhenos, bir Lidya kenti olan Turhan'ın türevidir. Y-U okunur eski Grekçe. Turhan'ın türevidir. Turhanos, Tarkinius'un Grekçe biçimi olan Tarkon'un erkek kardeşinin adıdır. Tarkon ile Tirhenos'un babası olan Telephos ise bu Os takısının Grekler tarafından konulduğunu, verildiğini söylemek istiyorum. Babası olan Telephos ise İtalya'da Tarkinilerin atası, Libya'da da Tetraya kralı olarak ortaya çıkar. Sonuç olarak, son olarak Lemnos'ta bulunan kimi yazıtlar, Nimle Adası'nda yani, Etrüsk dilini çok andıran bir dilde yazılmıştır. Gerçi Lidyalıların dili konusunda pek az bilgi var. Ama eldeki bilgiler bu dilin de aynı aileden olduğunu göstermeye yeterlidir. Nereye bağlanıyor? Lidya dili, Limni dilinin benzeri, hemen hemen aynısı. Onların dili de Pelaskların kullandığı dilin aynısı. Pelaskların yurdu olarak neresini gösteriyor Thompson? Karadeniz'in oralarda bir yerlerden inmiş olmalılar diyor. Attika'daki Tirhen Pelasklar, Lemnosluların bir koluydu. Bir zamanlar Atinalılar Akropolis'i çeviren duvarları ördürmek için Pelaskları tutmuşlardı. O günlerde kölelik diye bir şey yoktu. Su getirmek için Ennapurnus çeşmesine giden Atinalı kız ve erkek çocuklar durmadan Pelaskların saldırısına uğruyorlardı. Bu yüzden Pelasklar Attika'dan kovuldular ve gidip Lemnos'a, yani Limne Adası'na yerleştiler. Demokrat Atinalılar Pelask kökenli oluşlarıyla övünüyorlardı. Toprağın oğulları diyorlardı kendilerine. Herodot bunları elenleşmiş Pelasklar olarak tanımlar. İlk krallarından biri evliliğin kurucusu Kekrops'tu. Kekrops'tan önce kadınlar gelişi güzel ilişkide bulunuyor ve çocuklarına kendi adlarını veriyorlardı. Etrüsklerle ilgili olarak da bize tas tamam bunlar anlatılmaktadır. Tansalım. Şimdi Etrüsklerin şu koyu renk yeşil, İtalya'daki en yoğun Etrüsk yerleşimini gösteriyor. Ve bu yerleşime, bu Etrüsk halkının en koyu yeşil bölge nerelerden yoğun olarak göç edebilmiş olabileceklerini gösteriyor. Neye göre? Yapılan işte bu haplogrup çalışmalarına göre, DNA çalışmalarına göre, arkeolojik kazılara göre ve en önemlisi 2007 yılında Bodrum'da bir Etrüsk Kongresi toplandı. İtalya'dan da profesörler geldi, tarihçiler, genetik uzmanları buraya ve dediler ki pek çok ize rastladık, genetik DNA izine. Kafkaslar var, Anadolu, Batı Anadolu yoğun olarak var. Mezopotamya var ama yoğun olarak Anadolu'da Herodot'u doğrulayacak bir biçimde Lidya bölgesinden göç ettikleri. Mesela Türkiye'de 2000'li yılların başlarında bu araştırma sonuçlarına ulaşmadan evvel İtalyanlar Burdur'dan, Denizli'den, Manisa'dan, İzmir'den, Muğla'dan bazı kişilerden kan örnekleri alıyorlar. Ve bu kan örneklerinin İtalya'nın Tuskan, yani Toskana bölgesinde
insanlarla DNA'nın birebir örtüştüğü ortaya çıkıyor. Hatta İtalyan genetik profesörlerinden bir bayan bunu söylemek hiç hoşuma gitmiyor ama dedi. İtalya evet aynen böyle İtalyanlarda dedi. Maalesef dedi Türk kanı karışmış dedi. Türk kanı var dedi. İranlı çıkardı hocam. İşte onu bilemiyorum. Bunlar da İtalya'da İtalya'da şu bölge yoğun olarak Etrusk bölgesi, Etrusk devletinin kurulduğu bölge. Bunun dışında haritada Liguryalıları, kentleri görüyoruz. Etrüskler bu kesimde. Ve hatta Etrüsk devletini yıkanlar, ortadan silenler, hem Latinler hem de koyu morda gördüğümüz şu bölgelere yerleşip koloni kuran Grekler. Etrüsk devletinin sonunu kareş getirmiştir. Şimdi bakalım Etrüskler M.Ö. 1200 ve 600 yılları arası. Yer altlarındaki çeşitli benzerliklere bakılırsa Etrüsklerin Anadolu'yla ve yalnızca Lidya'yla değil Karya ve Likya'yla da daha ileri bağlantıları söz konusudur. Dahası bütün bir Ege havzasında ve güneyde Kilikya'ya, Adana bugünkü, kuzeyde Kafkasya'ya kadar Anadolu'nun iç bölgesinde Helenik olmayan bir takım ögelere, bakın NTH, ND, SS, TT, kelime sonlarındaki harfler, dayanan Korintos, Kelenderis, Mindos, Parnassos, Nossos, Dimesos, Adramitium gibi yer adlarına rastlıyoruz. Talassa, Attika lehçesinde Talatta. Sözcüğü de aynı türdendir. Bu tür sözcükler, Elen öncesi dillerin varlıklarını en uzun süre korudukları Karya'da, Vedik ya da çok boldur.